Yeşerdik, çiçek açtı hayatın baharında. Ne havaya ne suya gönlü düşen cemreyiz. Ilık birim at gibi kara kış ortasında. Ne havaya ne suya gönlü düşen cemreyiz. Ne havaya ne suya gönlü düşen cemreyiz. Efendim merhabalar. Diyanet Televizyonu ekranlarından hepinizi, tüm izleyenlerimizi içtenlikle, sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İz bırakan ezgilerde bu haftaki konuğum, yola ilk birlikte çıktığımız arkadaşım, kardeşim, kadim dostum. Ve eğer bir iz bırakabildiysek işte bu izi bırakmada ilk ezgilerini birlikte paylaştığımız söz yazarı, şair, besteci, yorumcu, sevgili dostum Abdülbaki Kömür. Kıymetli kardeşim, hoş geldin. Hoş bulduk, sefa getirdin. Teşekkür ederim. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun Allah, sen de iyisin. Teşekkür hayırlı ederim. Olsun. Programın açılışında ilk Cemre ile başladım ben. Ben de yeri çok ayrı. Yıl 1988, bir grup müziği olarak ortaya çıktık. Çok aslında böyle planlanmış, tasarlanmış bir şey de değildi. Yani biz bunu zaten kendi aramızda söylüyorduk. Evet. Dinleyenlerin de arkadaşlarımızın, o yakın çevremizin hoşuna gidiyordu. Bu niye bir kaset olmasın dendi ve bu şekilde yola çıktık. Besim vardı, Besim Elhan. Şafak Tavkul vardı. Evet. Ama Şafak zaten hani karikatürist, illüstratörist. O zaten o tarafta kaldı. Devam eden seninle biz kaldık aslında müzik anlamında. Bambaşka bir heyecandı, yepyeni bir soluktu. Neler söylemek istersin özellikle ilk Cemre hakkında? Aslında ilk Cemre okuduğun ilk eserde de benim anlatacağım her şey orada anlatılıyor. Biz belli bir inanışa, belli bir değerlere sahip gençler olarak hı hı. kendi değerlerimizin bu topluma, aslında bu toplumun değerleriydi. Ama pek kısık sesler, hani Necip Fazıl'ın ifadesiyle ya da Arif Nihat Asya'nın ifadesiyle doğru. kısık seslerdik. Bu sesimizi biraz volüm katalım, biraz yükseltelim istedik. Bizim gibi düşünen gençlerle paylaşalım ve bizim o ilk Cemre'de söylediğimiz gibi hakikaten gönüllere girmek istiyorduk. Çünkü gönüllere giremediğiniz zaman bu değerleri başkalarına kazandırmanızın da imkanı yok.
Senin de söylediğin gibi bu kendi aramızda söylediğimiz şeyler bir süre sonra albüme dönüştü. Bir süre sonra da bir çığır açtı diyebiliriz. Evet, doğrudur. Bizden sonra yepyeni bir şey yapmış olduk. Hani nevzuhur bir şey yapmış olduk. Hep aynı temenniyle zaten ezgilerimize devam ediyoruz. Ama o yıllarda özellikle buna ihtiyaç vardı. Yani biz bir şeyin hayalini kurduk ve bunu anlatıyorduk. Bir ülkümüz vardı, bir umdemiz vardı. İnşallah hala devam ediyordur. Bu tabii anlamda ki da yeni ezgiler tabii yapmaya ki devam ediyoruz ama sanat biliyorsun zaten bir iletişim biçimidir. Yani sizin bir değerler bütününüz var. Bu değerler bütününü bir iletişim yoluyla başkalarına da aktarmanız ya da başkalarının hı-hı sahip olduğu bu bilgiyi, bu duyguyu paylaşmak için bir kanal, bir yol idi. Bu yolu seçmiş olduk. Teveccüh de gördü. Elhamdülillah bugünlere geldi. İnşallah bundan sonra da bizden sonraki nesillere aynı değerler, aynı inanışlar, aynı dünyaya bakış açıları aktarılır diye düşünüyorum. İnşallah. Şimdi mesela bu programda ben genç kardeşlerimizi, bizden sonraki kuşakları da ağırlıyorum. Ağırlamak istediğim başka gruplar da var. Bizim mesela grup İlk Cemre diye geçtik ama hiç birlikte bir sahnemiz olamadı. Evet. Yani 88, 89, 90, 91, 92 bu yıllarda böyle bir şey yoktu. Biraz 92 ve sonrasında işte Ezgi Geceleri, Kardeşlik Şenlikleri, özel radyoların biraz daha ülkemizde yaygınlaşmasıyla düzenlenmiş toplu organizasyonlarda ilk defa hani sahne aldık, evet, insanların karşısına evet çıktık. Çok içimde şeydir benim, bu ukdedir. Yani ilk Cemre'deki elemanlarla, dostlarımızla biz aynı sahneyi paylaşıp da hiç o ilk Cemre'deki eserlerimizi seslendiremedik. Bir gün sen şey yap, ön ayak ol, arkadaşları toparlayın. Ne güzel olur gerçekten de ya. Yani yapabildiğimiz kadar ilk Cemre'yi temsilen biz ikimiz en azından bu programda inşallah, onları inşallah sevgiyle, hayırla anmış, yad etmiş olalım. Şöyle, belki bir araya gelemeyişimizin nedeni aslında biz demin de söylediğim gibi salt müzik olsun diye çıkmamıştık. Doğru. Bir inanışın o sessiz şeyin biraz çığlığı idik ama hayatımızı idame ettirebilmek için, devam ettirebilmek için başka meşgalelerimiz vardı. İşte Şafak illüstrasyon işine devam ediyordu. Animasyon yaptığımız uzun süre, evet, şu anda da devam besim ediyor. Besim teknolojiyle haşır neşirdi. Hala hı-hı aynı şekilde devam ediyor bilmiyorum. Ben öğretmenlik yapıyor idim. Belki bu hususta müzikle haşır neşir olan bir tek bir sen vardın. Öyle devam ettirdim. Aslında o zaman da ben reklamcıydım. Yani. Grafikerdim. Yani. Art direktörlük falan yapıyordum yani, ama bu taraf çok ağır bastı. Her şeyi bıraktım. Dolayısıyla o gün bir araya gelemiyorduk. Bir şey yani salt müzik grubu olarak değil bir nasıl söyleyeyim bir felsefe olarak bir araya gelmiştik. Ama elhamdülillah teveccüh görünce işte sen sahne aldın, ben zaman zaman sahne aldım. Evet, o yani grup olarak çıkılmış bir çalışmaydı. Ve pek çok mücadele sonucu aslında olan bir kasetti. Hatırlar mısın şeyde stüdyoda potansların başında savaş veriyorduk. Evet, yani yapımcımızla Ömer'le falan. Yani gitarın sesi çok açıldı, aman bir tepki almayalım. İşte klavye oradan fazla gelmesin, aman bağlamayı düşelim. Vokaller önde olsun. Böyleydi çünkü anlayış. Şey imkanı da yoktu. Yani diyelim ki prova yapmak için bir sahne, bir salon imkanı da yoktu. Yani ben hatırladığım kadarıyla Üsküdar'da bir evde, senin evin miydi, Ömer'in evi miydi bilmiyorum. O çeşitli evde aman komşular bulmasın diye. Doğru. Değil mi? Orada işte akorları nasıl olacak falan filan öyle hatırlıyorum. Yani gitara sen öncülük ediyordun, gitarda aman komşular duymasın diye tellere yavaş basıyordun mesela. Doğru, doğru. O dönemde yani konuşulabilecek çok şey var ama tamamen bir nostalji programına da döndürmek istemiyorum bu bölümü. Fakat şey hiç aklımdan çıkmıyor. Yani dedim ya içimde ukdedir. Biz hiç birlikte sahne alamadık diye. Biz 88'de yaptık bunu. Ya 89'du ya 90'dı. O zaman tabii şey yok. Yani şimdiki iletişim hı-hı imkanları yok ama belki de daha güzeli var. Mektup vardı. Mektuplar geliyordu bize. Çok yeren, söven de vardı. Hani bunu yaptığımız hı-hı için ne yapıyorsunuz? Böyle şey mi olur? Bunun nesi İslam falan diyen de vardı. Çok hayranlık duran, çok iyi işler yapıyorsunuz diyen ve 89 yılında bir abi, adını sanını hatırlamıyorum. Sadece Antalyalıydı, bir iş adamıydı. Çok beğenmişti, işte demişti ya bizim gençlerimizin ihtiyacı olan şey bu. Ben sizi davet ediyorum. Antalya'da, Konya altında açık havada gelin konser verin Antalya halkına. Evet.
bizim ödümüz patladıydı. Hatırlıyor musun bunu? Yani ya biz kim, konser kim? Evet. Yani resmimizi, cismimizi bile koymamışız ilk Cemre. Allah rızası için yaptığımız bir şey. Yani konser nere, biz nere filan. O abi, yani her kimse yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Aynen. Ne kadar ileri görüşlü bir abiymiş ki, çok geçmeden onun birkaç sene sonrasında gerçekten işte bizim ilk kuşakla birlikte solo albümler çıkmaya başladı. Konserler verilmeye başladı. Ondan sonra da bu bir çığ gibi büyüdü inşallah. Evet. Ve bugünlere kadar geldi Ezgi Müziği. Bugünden sonra da devam eder inşallah. İnşallah. Dünden yaranadır Ezgilerimiz. Eyvallah. O zaman bir sohbetimize müzik arası verelim. Olur. Senin bence çok önemli izler bırakan Ezgilerim var. Bu anlamda Ezgi kültüründe herhalde senden daha çok söz yazan bir kardeşimiz, bir dostumuz falan daha yoktur. Gerçekten yoktur. Olabilir. Hem sonrasında Eşref Ziya'nın hem Serenat albümünde benim de okuduğum Zaman isimli eserim var. Hemen bütün izleyicilerimizin bildiği, eminim ekranları başında da bizlere eşlik edeceği bir eser olacaktır. Eyvallah. Lütfedersen sevinirim. Estağfurullah, lütfen. Gönlümde uslatı sürükle.
en sıcağı, rüzgardır içimi körükleyen sevda. Bir yağmur sonrası gurbetinde akşam. Ağzına sağlık sevgili dostum. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Bizden önce de aslında ilk Cemre'den hemen önce de band tiyatroları vardı. Ulvi abinin, Ulvi Alaca Kaptan'ın da yanılmıyorsam yönlendirmesiyle o dönem için yani çok önemli bir gösteriydi gerçekten. İnsanlar ve Soytarılar. Orada da bir görevin vardı senin. Evet, İnsanlar ve Soytarılar da tiyatro olarak rol aldım. 39 oyun oynadım, sonra öğretmenliğe geçtim. Çünkü ben yani tiyatroda çok iddialı değildim. Biraz belki o oyun biliyorsun müzikal bir oyundu. Yarı müzikal evet. Gibi bir şey ama çok önemli bir şeydi o tarihlerde yani. Yani televizyonun olmadığı, radyoların olmadığı bir dönem düşün. İşte kısık sesler sesleri nasıl duyuracak tiyatroyla, efendim fırsat bulduk müzikle. Sonra işte radyolara zemin hazırladı diye düşünüyorum. Çok doğru. Özel radyolara. Çünkü en azından dikkat et, o ilk radyolar kurulduğunda mikrofona aşina isimler. Sen, ben, işte Ömer, Eşref. O arkadaşların ön ayak olmasıyla radyo başladı. Sonra radyoculukta televizyonculuğu tetikledi diyelim. Böylece işte bu, belki çok tekrar ediyorum ama kısık seslerin o camiayı temsil eden insanların bir şeyi olmuş oldu, açılımı olmuş oldu televizyon en son olarak. Peki ciddi bir radyoculuk deneyimin de var. Evet, yani Marmara bu radyoların FM. İlk kurulduğu zamanlarda Marmara FM'le. Ya bir grup arkadaşlık tabii. Başta Eşref Ziya'nın falan öncülüğünü çektiği. Başka ortaklar da vardı o zaman ama Ömer Çelik falan da. Sen de program yapıyordun değil mi orada? Ben ilk haber müdürü olarak başladım şeyde. Ah doğru. Tabii, tamam, haber odanı bile hatırladım şimdi. Eşref yayın yönetmeni. Eşref askere gidince yayın yönetmenliğini bana tevdi ettiler. Eşref askerden gelinceye kadar yayın yönetmenliği yaptım ve radyo büyük bir ivme kazandı. Tabii bu sadece benim yayın yönetmeni olmamla değil, oluşturduğum kadro. Eşref'in gitmesiyle alakalı olabilir mi? Bilmiyorum, belki de duyarsak kızar ama sonra Eşref hakikati temsil eden bir arkadaş. Hakkı takdir ederim. Döndükten sonra dedi ki Baki abi, dedi, sen benden daha güzel yayın yönetmenliği yaptın. Radyo bu noktalara geldi. Geri almadı mesela. Ben geri geldim. Üstelik ortaklarındandı. Öyle bir kadri şinaslığı vardır. Eşref askerden geldikten sonra da ben yayın yönetmenliğine devam ettim. 5 yıl kadar yayın yönetmenliği yaptım. Sonra ayrıldım. Tekrar öğretmenliğe döndüm. Böyle Kürtçü dükkanı diyebileceğimiz. Öğretmenlik derken sen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Psikoloji, bölüm mezunusun. Evet, psikoloji. Öğretmenlikte rehberlik öğretmeni değil mi? Yani felsefe öğretmenliği de yaptım. Felsefe grubu öğretmeni olarak. Yani felsefe, sosyoloji, mantık, psikoloji. Ama daha çok rehber öğretmen olarak bulundum. Hatta Furkan'ın da rehber öğretmeniydim. Doğru. İlk göz ağrım evladım. Furkan'ın da rehber öğretmeniydim. Bir özel bir ikizi vardı. İkizi mi? Küçük kız kardeşi. Serra. Kız kardeşi. Küçük mü, ikizi mi? Ya hep beraber büyüdük. Aralarında 2 yaşa yakın bir zaman vardı. Bir sen büyümedin Aykut. Onlar büyüdü mü, sen büyüdün? Büyüdük hepimiz. Onlarla birlikte büyüdük. Ya ben espri çok şükür, olarak elhamdülillah. Söylüyorum. Elbette. Aslında bir yanıyla da çocuk kalmak güzel bir şey. Çünkü çocuk kaldığınız zaman o çocukların naif, kirlenmemiş ruhunu da taşıyorsunuz. Büyüdükçe kirleniyoruz aslında. Yalanı öğreniyoruz, üç kağıdı öğreniyoruz. İstismar şey anlamında söylemiyorum. Yani hakikati tabii, istismar tabii. Anlamında kullanıyorum. Çok yani insanları kullanma. Kendi çıkarına evet, işte küçük duygusallıklar. Ama çocuk öyle değil. Çocuk o naifliği üzerinde taşıyor hakikaten. İşte keşke çocuk kalabilsek. Senin çocuklar üzerine de yazdığın kitaplar var mı? Çocuklar üzerine değil de en son albümüm Kalbimin Çocuk Yanı. Albümün adı Kalbimin Çocuk Yanı. Çünkü bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Çocukluk insanın, hani her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar ya. İslam fıtratı ne demek? Tertemiz. Hiç leke yok, hiç kiri yok. Ona ithafen İHH kanalıyla birçok defa yurt dışına gittim. Orada çocukların, yani çok hangi güzel. Dinden, hangi ırktan, hangi mezhepten olursa olsun
kaldıkları zulümleri gördüm, yoksunlukları gördüm. Bunun üzerine Kalbimin Çocuk Yanı diye bir albüm hazırladım. En son albümüm o. Harika. Eyvallah. Bir eser daha seslendirelim isterim. İnşallah. Bizim ezgilerimizde şehadet ciddi bir yer tutar. Hem İslam medeniyeti ümmetimiz adına hem bu cennet vatan adına şehit olmuş, can vermiş bütün şehitlerimize de rahmetle, minnetle anarak. Senin çok şehit eserin var. Yani benim de okuduğum 92 ya da 93'tü. Şehadet Uykusu. Çok beğenilen bir çok eser. Çok keyif aldım, çok şeref duydum onu şimdi okumaktan. Hala daha okuyoruz sahnelerde. Bazen insanlar niye hep şehit eseri yazıyorsunuz diyorlar. Sadece şehit olarak düşünmemek lazım. Şehit aslında bizim görevimiz, yaratılmış olan bütün kulların görevi şahitlik etmektir. Neye şahitlik etmek? Rabbimizin var, bir ve egemen olduğuna şahitlik etmektir. Bütün varlık nedenimiz budur. Neyle şahitlik yaparsınız? Zamanla şahitlik yaparsınız. Namaz aslında bir şahitliktir. Zamanı şahit tutarsınız. Oruçla şahitlik yaparsınız. O nedir? Bedeni şahit tutarsınız. Hacla ibadetleri tümünü hepsi, sayabiliriz bu anlamda. Evet, şehadet olarak. Yani. Şehadetin asıl önemli tarafı öyle bir inanmışlığa ulaşıyorsunuz ki o şehadet için canınızı kanınızı ortaya koyuyorsunuz. Daha verecek bir şey yok evet, yani. Yapacak onun ötesi bir şey yok. Diyor. En üst bir canım mertebe, kaldı. Evet, kan ve canınızı veriyorsunuz. Onun için şahitliğin en üst mertebesidir şehitlik. Biz başka şeyler de söylemişsek aslında şehadeti söylemişiz demektir bu. Çünkü varlık nedenimiz şehadet üzerine, şahitlik üzerine kurulmuş diye düşünüyorum. Bunu da paylaşmak istedim. Elbette. Şahit ol ya Rab. Amin. Abdülbaki Kömür bu işe başladıktan herhalde en az bir 35 sene sonra bunu da paylaşmış oldu eyvallah, bizlerle. Eyvallah. Yüreğinde ve alnında durulmaz şah damar durur. Uzanmış kara toprağa, dudağında kanlar kurur. Bir tebessüm yanağında güllerden demet kondurur. Yummuş gözlerini şehit, gören sanar, sanki uyur. Bestesi Aykut Kuşkaya kardeşimize, Hakan Aykut kardeşimize ait. Doğru. Onunla sana da pay çıktı burada. Hakan'la bizi zaman zaman bir karıştırırlar. Evet. Yani Hakan Aykut Kuşkaya gibi evet, böyle evet. Üçleme şeklinde. Hakan Aykut'a ait çok güzel bir eser hakikaten. Sözleri de bana ait. Keşke hiç bu zulümleri olmasa, insanlar evlerinden uzak kalmasalar, öldürülmeseler bir varil petrol için, çocuklar annesiz babasız kalmasa, bu kadar kan, bu kadar gözyaşı olmasa biz de bu eserleri yazmasak ama maalesef bu coğrafyanın ve İslam'ın hakim olduğu coğrafyaların maalesef eskiden beri kaderi, yapacak bir şey yok. Maalesef ümmet coğrafyası çok zamandır yani en az bir 100 yıldır dört bir yanı kanayan yara işte çok kabaca tarif ettiğin şeylerin nedenleri de ortada, kimlerin evet. yaptığı da ortada. Allah hepimize hidayet nasip amin, etsin. İnşallah. Gereğince mücadele nasip etsin. Hak ediyorsak da inşallah şehadeti de nasip etsin. Amin, inşallah. Şehitlik anlamında cevapsın. Yüreğimde ve alnımda durulmaz.
gözlerimi şehit gören sanar sanki uyur. Sözüne sağlık. Kıymetli dostum, nefesine sağlık. Olmak. Yine kıymetli dost Hakan Aykut'un da o güzel gönlüne sağlık. Güzel beste. Evet. Şehadet uykusu da aynı şekildeydi. O da senin sözünün evet. Hakan Aykut'un Hakan'ın bestesiydi. Hakan'ın bestelerinin hemen hemen yeni bestelerini bilmiyorum tabii ki ama o dönemde bestelerinin çoğunun söz yazarı benim. Çok güzel. Bundan büyük gurur duyuyorum. Hakikaten iftihar ediyorum ben. Yani ulaşmak istediğimiz şey de bu zaten. Yani o muhabbeti oluşturabilmek. Hı hı. Birbirimizden söz almak, beste vermek, güfte almak. Eğer arkadaşların nirvanası ise buna ulaşmak değil mi zaten? Elbette. İlkelerimiz, niyetimiz, ve tamamen hedefimiz. O kardeşlik iklimi tabii. İçerisinde çıkarsız, tamamı neredeyse eyvallah, gönüllülük eyvallah, ilkesiyle. Eyvallah. O yıllarda da öyleydi. Allah'ımıza çok şükür. Şimdi de böyle. Zaman zaman zaten artık bunca yıldan sonra bizi onura ediyorlar bazı kurumlar, sivil toplum kuruluşları. Yine o 90'ların ezgilerini bu kez aynı sahneyi paylaşarak sonunda da bir araya gelip işte yine eskilerden bir eser okuyarak evet. Ama ayrı ayrı o sahnede yer alarak ezgi geceleri yapıyoruz. Evet. Çok onur duyuyorum ben. Kesinlikle. Gerçekten çok gurur duyuyorum. Evet. Hem sizlerle birlikte olmaktan hem takdir edildiğimizden dolayı, vefa gösterildiğimizden dolayı organizasyon anlamında buna emek verenlerden hem de katılım sağlayanlardan. Çünkü bunca yıl sonra artık şeyi de görüyor. Sana da çok söylüyor yani. Ben senin ezgilerinle büyüdüm. Evet, Abdülbaki çok, abi diyen çok vardır herhalde çok, değil mi? Evet, çok. Bizde de var, sende de çok vardır. Onlar yetmedi. Şimdi onların çocukları bizim ezgilerimizle büyüyorlar. Yakında hep beraber dede, anneanne, babaanne falan olacağız herhalde. Evet. Bu sefer torunlar yine benzer ezgilerle devam edecekler. Bu anlamda zaman zaman genç konuklarımı da ağırlıyorum ben yine ezgi kültüründen. Onlara ne tavsiye etmek istersin? Ben biraz daha hani ev sahibi olduğum için böyle ekran önünde bunu yapmıyorum. Öncesinde sonrasında muhabbetimizde yapıyoruz ama sen buna ehil ve liyakat sahibi bir adam ve eğitimci olarak lütfen. Neler tavsiye edersin şöyle, ezgici gençlerimize? Eğer biraz ben sembolik konuşmayı çok severim. Diyelim ki biz bir gemideysek, bir yere gideceksek geminin aksamını çok iyi bilmek yetmez.
Yani kaliteli tayfalar, kaptanınızın, teçhizatın çok güzel olması yetmez. Rota bilgisi de lazım. Yani rota nedir? Niçin yapıyorum ben bu sanatı? Sanatın insan hayatındaki yeri nedir? İslam'ın sanata açtığı alan nedir? Mesela benim çocukluğumda kuliste konuştuk arkadaşlarla. Babam, ben İmam Hatip mezunuyum. Babam bir bağlama çalmaya çalışıyorum. 15-16'lı yaşlardayım. Babam dedi bunu götürüp vereceksin sahibine. Sen de mi onlardansın? Evet. Ya bu hikaye çok var Anadolu'da da. Hutbeye çıkarken bağlamayla mı çıkacaksın dedi mesela. Üstelik sen Sivaslısın. Evet. Aşık Veysel toprağındansın. Evet. Şeytan bunun neresinde yani? Çünkü babam İslam'ın sanatla alakalı öngörüsü nedir bilmiyordu. Hı hı. Sanatın gücü nedir bunu bilmiyordu. Ve sanatı o gün için kullananları görüyordu sadece. İşte diyelim ki anmak da istemiyor. Bir mekanın önünden geçerken işretle meşgul olanlar çalıp söylüyordu. Babam zannediyordu ki bu saz sadece orada kullanılır. Bu sadece burada kullanılır. Onun için de tepki gösteriyordu. İşte bugünkü ezgi yapacak olan arkadaşların tüm bunları daha iyi, bizden daha fazla. Çünkü biz itilmiştik. Hani o suya itilmiş, gönüllü olarak atlayan değil. Çünkü kimse yok. Suya atlamıştık. Şimdi iz açanlar var, iz bırakanlar var. O izden giderken tüm bunları tasavvur edecek. Ben niçin yapıyorum bu sanatı? Hedefim nedir? Daha güzel nasıl yapabilirim? Hangi formda kullanabilirim? Mesela bizim kullandığımız motifler o güne kadar ilahi formatıyla gelmiş bir dinleyici kitlesi için şeydi. Çok uçuk bir gereksiz, saçma. Evet. Rock acık zındıklık, olan, fasıklık evet, falan kokabilir. Pop, gitar falan yani. Tabii. Pop ritimler, pop rock ritimler, işte belki başka şeyler, cazdan figürler falan. Doğru. Şey dimaklarına ters geliyordu. Ama o günkü gençlere tam da hitap ediyordu. Yarınki gençlere hitap edecek şeyleri bulması lazım. Başka bir form artık bu değil mi? Tabii. Yani bu anlamda unutmadan yani babanın şahsında, babacığının şahsında Anadolu'da bu hani sanata bakışı da onları yerme anlamında düşünmesin sakın izleyicilerimiz. Yani öyle böyle değil. Yani 50 sene buna maruz kalmışlar çünkü. Ve hakikaten de bu takım enstrümanlar belli adreslerde, belli yerlerde çalınmış. Anadolu kültürümüz, dolayısıyla Anadolu irfanı yok sayılmış, görülmek istenmemiş, insanlara duyurulmamış, radyolarda bile yer verilmemiş pek çok türkümüze. Ozan geneliğiyle bir şekilde devam etmiş. Sen bir Sivaslı olarak yani baban böyle düşünüyorsa diğer taraflar ne yapsın, biz ne yapalım yani. O anlamda da çok haklılardı bunu söylemekte. Yani babam, ama çağ değişmişti işte. Yani şimdiki gibi. Şimdi de çağ değişti. Evet. İşte bu gençlerin yarınki gençlere nasıl hitap edebilirim? Yarınki gençlerin dimağı nedir? Hangi müzik türüne açıklar? Çünkü Allah-u Teala her kavme bir peygamber göndermiş. Fakat aynı kabiliyette değiller şey anlamıyla. Teçhizat anlamında. Tabii aynı yoksa, donanımla gelmiyorlar evet, yani. İşte Hazreti Nuh döneminde gemicilik yaygın. İnsanlar ona yatkınlar. Hazreti Nuh'u gemi yapabilecek bir kabiliyetle, teçhizatla gönderdi. Ve en iyi gemiyi yapabilirim. En iyisini. Yani. Hazreti İsa döneminde tıp yaygın. Hazreti İsa'yı tıpla mücehhez gönderiyor. Hazreti Musa döneminde sihir, büyü yaygın. Hazreti Musa'yı onunla, Hazreti Davud döneminde demircilik, Hazreti Zekeriya zamanında marangozluk, Peygamber Efendimiz zamanında da edebiyat yaygın. Belagat. Evet, belagat. Dil yaygın. Kur'an-ı Kerim'le teçhiz ediyor Peygamber Efendimiz'i. Buradan çıkaracağımız sonuç şu, yani toplumun açık olduğu kapı ile donanımlı gönderiyor. Hı hı. O toplum neye açıksa onun şey olanı, yani gayrimeşru değil, meşru olan tarafını kullanmakla teçhiz olarak gönderiyor. Ama günün şartlarına, anlayışına, algısına uygun yöntemler kullanarak. Tabii. Yani o gün insanlar ne? Ben mesela rehber öğretmenlik yaptım Aykut kardeşim. Öğrencinin problemi var, ona adın ne, babanın adı ne diye başladığın zaman çocuk ketim olur. Tabii kapanıyor. Tabii içine, kapanır. Ama ona şöyle başlıyorum.
Hangi takımı tutuyoruz? O bir takım adı söylüyor. Aa ben de falancanın golü hafta sonu ne yaparız falan diye başlayınca çocuk hemen kapısını size aralıyor. Çünkü futbolla ilgileniyor bu çocuk. Anlatabiliyor muyum? Kapıyı aralamak için bir anahtardır o. Dolayısıyla fetih kavramı. Fetih ne demek? Açmak demek. İşte fetih o gönle girmek aslında. Yoksa bir şehrin kapısını açtınız, gönle girmediniz. Elbette. O işgalden başka bir şey yok. Anadolu'da zaten böyle fethedilmedi mi? Yani fetih. Topla, tüfekle, kılıçla girilmesinden çok önce erenler tarafından tabii, yaşayarak fetih budur. Bizzat dinimizi gösterdiler. O gönle girmektir. O insanın sizin kültürünüzü, sizin değerlerinizi kabullenmesidir. Fetih budur. Bunu bireysel olarak da fetih olarak adlandırabiliriz. İnsanların, gençlerin gönlüne girebilmek. Neyle girebilirsin? Müzikle. Hangi türle girebilirsin? Şu müzik türüyle. Şu enstrümanlarla. İşte o şeyi, anahtarı bulmaları lazım genç kuşağın. Canım kardeşim. Yani sen tabii bu anlamda çok ciddi de bir donanıma, birikime sahipsin. O yüzden yani kesmek de istemiyorum fakat zaman hızla akıyor ilk şarkımızda olduğu gibi, ilk ezgimizde olduğu gibi. Yani bu donanım tabii kolay oluşmadı. Daha geçen yıllarda sanırım pandemi sürecinin hemen öncesindeydi. Sen 40. yılını kutladın. Evet, evet. Esenler'de Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde. Kadir Topbaş'a da rahmet diliyelim. Bu arada İstanbul'a büyük hizmetleri oldu. 40. sanat yılını kutladın. Ben de vardım orada. Ya, onur duydum. Başka senin eserlerini, ezgilerini söyleyen kardeşlerimiz de vardı. Evet. Orada bir de sergi vardı. Çünkü senin böyle bir ressam, hatta karikatürist yönün de var. Evet. Bundan da çok kısaca bahseder misin? Yani öncelikle Rabbimin lütfu tabii ki. Her şeyi bize veren o, kabiliyetlerimizi de veren o. Eskiden beri ben iyi gözlem yapan bir insanım. Yani bir yere gittiğim zaman insanları gözlerim, olayları gözlerim. O gözlem kabiliyeti bana bazı şeylerde yol açtı. İşte resim ve karikatür de böyle. Zaten bir sanat dalıyla hemhal olmuşsanız, Cenab-ı Hak öyle bir lütufta bulunmuşsa, bu şey gibi su birikiminiz varsa birkaç tane kurnadan akabilir. Yatkındır insanlar. Mesela sen gitar çalıyorsun, diğer enstrümanlara da çok rahat şey yapabilirsin. Hatta resme de yatkınım. Yani senin gibi sergi yapamadım, kitabım falan yok ama anlarım, çizerim şeyle, yani biraz uğraşla güzel sanatlar, ortaya çıkacak bir şey. Bir şeydir. Doğru. Dolayısıyla ben de uğraştım. Çok sosyal bir insan değilim aslında ben. Öyle zannedilir, biliyorum. Ama evde daha çok bulunurum. Evcil bir adamım. Şöyle söyleyeyim, Abdülbaki Kömür o kadar sosyal bir insan değildir ki cep telefonu denen bir şey var. Evet, cep telefonu kullanmıyor. Cep telefonu yok. Abdülbaki'nin hala cep telefonu yok. Yok, kullanmıyorum. İşte o evde uğraşırken yazarım, çizerim, boyarım derken Rabbim de lütfediyor. Öyle bir sonuç çıktı. Bir sergi açtık. Arkadaşların hepsine buradan senin aracılığınla bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah sizlerin de diğer belediyeler, Esenler Belediyesi organize etmişti. Diğer belediyeler İnşallah. De orada da ben ilan etmiştim zaten. Her birinize birisi sahip çıkıp 40. yıl, 30. yıl, 60. yıl eyvallah. Nasip eder inşallah. Aynı sahnede senden önce Mesut abim, Mesut Uçakan abimizin, onun da bir 40. yılı vardı. Bizim de ona doğru yaklaşıyorduk. Yani nerede olur olmaz bilmiyorum. İnşallah, yani onur inşallah, olmak tabii inşallah, güzel bir şey. Hani marifet iltifata tabidir demiş inşallah, ya büyüklerimiz. İnşallah. Biz bir de şey, hani sahne yapan insanız. Şimdi mesela burada bir eser okuyorsun, bitiyor. Yani birbirimize bakıyoruz. Biz zaten hani kardeş, dost evet, olduğumuz için o takdiri alıyoruz birbirimizden ama insan yine de yani bir alkış, bir güler yüz, başka bir seyirciden bir şey almak istiyor, evet, duymak evet, istiyor. Bunu demişken geçtiğimiz o pandemi döneminde sen bayağı faaldin. Esenler Belediyesi'ndeki evet, görevin vesilesiyle de oradan bazı konserler yaptın, seminerler verildi, söyleşiler yapıldı. Yani uzaktan erişimle olabildi mi bu işler? Ya olabildiğince, yani yüz yüze olmanın verdiği hazzı, bıraktığı etki uzaktan yapmanın imkanı yok. Yok tabii. Çünkü şey gibi düşün, bir elmanın ya da bir manzarayı ekrandan seyretmekle manzaranı, diyelim ki Uzungöl'e gittin Karadeniz'e.
oradaki manzarayı tam olarak algılamakla televizyondan ya da ekrandan ya da kartpostaldan Uzungöl'ü seyrediyorsun. Keyif alırsın ama Uzungöl'de oradaki çiçeklerin kokusu, kuşların cıvıltısı, rüzgarın uğultusu, tertemiz sizin üzerinizdeki işte serinlik hissi, dalgaların sesi belki, ağaçların hışırtısı, bunların hepsi bir bütündür manzarada. O keyfi almanızın imkanı yoktur ekrandan seyrederek. Dolayısıyla sanal ortamda bir şeyler yaptık ama canlı olarak yapmanın bambaşka bir keyfi vardır. Yok, o tabii ki olmadı. Yani sanatçı arkadaşlara sorular soruyorsunuz ama elektriği şey yapamıyorsunuz, iletemiyorsunuz. Yok, olmuyor. O dönemde benim de katıldığım bazı yayınlar yapmıştık, bazı yine sivil toplum kuruluşlarıyla falan da. Yani biz gene çok affedersin körler sağırlar birbirimizi ağırlıyoruz. Yani kim izliyormuş, ne oluyormuş. Evet. Gerçi bunun da şeyi, güzel tarafı belki bu. Yani o bizim içtenlikli, tamamen hakikaten gönülden olan dostluğumuz, sevgimiz, saygımız, muhabbetimiz ne denli yansıyorsa, yani biz onu ne kadar yansıtıyorsak, izleyiciler de bunu alıyor. O sıcaklıkla alıyorlar, dinliyorlar. İnşallah programımızı da o sıcaklıkla izlemişlerdir. İnşallah. Süremizin sonuna geldik. Sevgili Abdülbaki kardeşim, sohbeti bölmek istemedim. Senden söylenebilecek çok fazla ezgi var. Bu arada hakkını helal et. Yani konuğumsun, seni söylemen lazım ama ben tutamıyorum kendimi. Eşlik ettim de eserlerine. Ben bundan keyif alırım. Canım kardeşim. Eyvallah. Son bir eser daha alalım senden. Olur. Yeni çalışmaların varsa onlardan da bahsedebilirsin. İşte Kalbimin Çocuk Yanı diye bir albümden bahsetmiştim. Hı hı. O Kalbimin Çocuk Yanı'nda kendi kızlarımdan esinlenerek ya da onların yaşadığı bir olumsuzluktan esinlenerek, hı hı, yazdığım bir eser var. Biliyorsunuz geçmişte inşallah bir daha öyle şeyler olmaz. Bu ülkede insanlar başörtülü olmalarından dolayı kamusal alanlara, hı hı, alınmadılar, hı hı, okullara alınmadılar. Okudukları okuldan dolayı horlandılar, dışlandılar. Benim de büyük kızım tam o sıralarda şeydeydi, İmam Hatip'te okuyordu. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Sadece kızlar değil, o kızların annesi, babası, amcası, dayısı, herkes, doğru, onun çevresinde olan herkes bu sıkıntıyı yaşadı. Neydi gerekçe? Hiçbir şey. Başınızı örtüyorsunuz. Ya biz bu ülkeye ihanet mi ettik? Bu ülkeye kurşun mu sıktık? Bu ülkenin geçmişindeki büyük insanlara hakaret mi ettik? Hayır. Ya başımızı örttük. Niçin örtüyoruz? Allah böyle istedi. Buna rağmen onu bir tehdit unsuru olarak gördüler ve biz çok büyük, hakikaten ailecek sıkıntı çektik. Onu teselli etmek maksadıyla yazdığım bir eser var. Bunu paylaşmak isterim. Bu bir zulümdü gerçekten de. Çok şükür geçti bitti diyelim. Allah tekrar nasip etmesin. Amin inşallah. Kıymetli dostum, sevgili Abdülbaki Kömür, geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İlk ve en önemli belki de yol arkadaşımsın. Söz konusu ezgilerimiz olduğunda inşallah daha nice izler i̇nşallah. Bırakabilmek dileğiyle i̇nşallah. Ayaklarına sağlık, gönlüne i̇nşallah. Sağlık, nefesine sağlık. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Efendim, önümüzdeki hafta inşallah yine bir başka kıymetli konuğumla yüz yüze, karşı karşıya olabilmek dileğiyle, gönül gönüle kalabilmek dileğiyle hoşça kalın, esen kalın, Allah'a emanet olun. Sen gidersen yüreğim
hep seninle kalacağım. Anla, benim için önemlisin anla. Asla vazgeçmemelisin çünkü yüreğim seninle. Anla, benim için önemlisin anla. Asla vazgeçmemelisin çünkü thank you.